Bir cisme önden baktığınız zaman aslında sadece karşıdan gördüğünüz küp sayısı önemlidir. Yani burada buradan kaç tane küp çıktı önemli değil. Şöyle karşıdan baktığınızda aslında 4 tane küp görürsünüz siz. 1, 2, 3, 4. Çünkü bunun arkasını göremezsin. Bunlar zaten yanında duruyor gibi olur ve görüntü böyle olur. Sonrasında da katlar önemli olduğu için üst katta da bakın Arkaya doğru kaç tane küp olduğu önemli değil. Sizin gördüğünüz sadece bunlar olacaktır. O yüzden görüntümüz bu olur. Buna uygun görüntü de C şıkkıdır. Tüm yüzeylerine bu şeritler eklenmiş. O zaman şöyle düşünebiliriz. Tüm alandan bu şeritleri çıkaralım. Şeridin alanını bulmak da aslında zor değil. Şöyle bakın. 3 boyutlarda bazen 2 boyutlu indirgeyin. Mesela şu üstten baktığımızı düşünün. Bir köşegen var ve ona paralel şöyle bir tane daha doğrumuz var. Doğru parçası var. Bunlar birbirine paralel. 5, 5, 5 kök 2. Sonra yine bakıyorum. Şöyle 7, 7, 7 kök 2. Burası 2. 45 derece. Böyle diki indirdim. O zaman ne oldu bak kök 2 geldi. Doğal olarak yüksekliğimiz kök 2 alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik 6 kök çarpı kök 2 12 oldu. Bundan 6 tane var 72 6 yüzeyde olduğu için. Şimdi gelelim kübün hacmine alanına. Kübün alanında bir tanesinin alanı 7'nin karesi bundan 6 tane var. 49 çarpı 6 hemen kenarda çarpayım. 54 4 kere 6 24 o zaman 294. Toplam yüzey alanı 294. 294'ten 72'yi çıkarınca 222 birim kare oldu. Kalan yüzeyin alanı E şıkkı. Artan ve azalan kısma bakalım şimdi. Bir kere üstten şu kapak gitti ama yerine zaten bu geldi. O zaman birbirin dengeler artış azalış olmaz. Sonra yine alt kısımda görmediğimiz şu kısım gitti. Burada yine bu kısım geldi. O yüzden problem yoktur. Şimdi İçeride dört tane şu yüzeyden ortaya çıktı. Artan yüzey alanını şöyle düşünebilirsiniz. Boyayabilecek alan çıktıysa evet o yüzey artışı demektir. Doğal olarak içeride gri yüzeyi artık hani şu turuncu renge boyayabilirsiniz. Aynı mantık. Dolayısıyla bunun bir kenarına A diyelim. Diğer kenar zaten küpten dolayı 12. Bundan kaç tane geldi? 4 tane geldi. 4 çarpı 12 A 48 a artış oldu. Yine aynı şekilde 1, 2 şurada da 3 dersek 3 çarpı 3 çarpı 12 a oduna yapar 36 a artış oldu. Şimdi bunu söyleriz. Son olarak bir de şuna dikkat edeceğiz. Normalde kübün aslında şöyle bir yüzeyi vardı. O artık kapandı. Dolayısıyla orası da gittiği için 12A azalış oldu. Yani üst üste denk gelen kısımların da azalına dikkat etmek lazım. Normalde kübün ön yüzeyine dikkat etseniz ön yüzeyinde normal bir küp kare vardı. Ama artık şu karenin biz burasını boyamaya kalksak boyayamayız. Böyle düşünebilirsiniz. Boyayamadığınız alanı çıkarmanız lazım. Boyayabildiğiniz alanı da eklemeniz lazım. Artık bu eskideki bu kısmı herhangi bir müdahalede bulunamam. O zaman bunu da çıkaracağım. Böyle olunca 48, 36 daha 84, 12 çıkarırsak 72 A'lık bir artış var. O zaman A buradan 5 geldi. Çıkan e, burada şu karenin bir kenarı da o zaman 5 birim olmuş oldu C şıkkı. Burada aslında bir şekli kapatıp görmek lazım. Nasıl yapabilirim? Şu yıldızı baz alalım tamam mı? Yani hangisini baz aldığınız önemli değil. Yıldız böyle tepe noktamız gibi olsun. Şöyle aldım, yıldız burada. Sonra bunun hemen şu kısmı tik attığım kısmını olacak, boşta kalan kısmı olacak. Orası şöyle yapayım. Şurası böyle olsun yıldız. Sonra burayı kare yapayım. Karşı tarafta boş olan kısım böyle gördünüz mü? Sonra hemen yıldızın şöyle yan tarafında şu çizgiyle ayrılmış olan kısmı var. Alt kısımda şöyle göstereyim. Alt kısımda artık daire oldu. Tam yıldızın sol çaprazında da onda maviyle göstereyim. Burada da üçgen var. İşte görüntümüz bu. O zaman üst kısım, üst kısım diyeyim yazayım bak yıldız. Sonra bunun sağ tarafında üçgen var. Şöyle şey sağ diyorum sol tarafında Sonra sağ tarafında çizgili olan var. Yıldızın tam karşısında daireyi koyduk. E, kareyi nereye koymuştum? Karede karşı tarafta. Yani bize bakan tarafta da böyle kare var. Şimdi böyle gösterdim. Hatta bir tane daha çizeyim. Orada da görün. Normal kübü kendimiz çizelim. Şöyle burada yapayım. Bir karşı tarafta bize bakan yüzeyde kare var. Sonra yan tarafta çizgi var. Sonra sol yanda sol yanda üçgen var. Karşı taraf boşluk. Üst tarafta böyle yıldız var. En altta da şöyle daire var. Bunları göstereyim. Şimdi o zaman bitişeğindeki ve karşısındakilere dikkat edelim. Şimdi bakın birinci A şıkkı direkt gider. Niye biliyor musunuz? Çünkü arkadaşlar karenin karşısında olmalıydı boşluk. Bakın biz ne tarafa koyduk? Hemen gösteriyorum. Şöyle karenin karşısında boş kenar vardı. Ama burada karenin bitişi olmuş. Bu gitti. Sonra şu E şıkkında eleyim bak. E, burada üçgenin karşısına denk geliyordu çizgili kenar gördüğünüz gibi. Burada bitişiğine gelmiş. Olmaz. D şıkkında bakın şöyle eleyim. Şimdi yıldız yukarıdayken ben bu Cismi sağa doğru döndürdüğüm zaman üçgeni, üçgeni ne tarafa getireceğim? Sağ tarafa. Üçgeni sağ tarafa getirdiğim zaman üçgenin karşısında çizgili olan var. Evet onu görmeyeceğiz o zaman. Ee, yıldız buradayken, üçgen buradayken döndürdüm. Ama üçgeni döndürdüğüm zaman böyle görünmeliydi. Burada bu şekilde görünmüş. O zaman da döndürmeden dolayı değişiklik gitmiş oldu. Şöyle olmalıydı sağa doğru dönerken bu böyle olmuş. Bu yüzden gitti. C şıkkının neden gittiğini söyleyeyim. Biz bu yıldızlı yüzeyi bize bakan yüzeye doğru getirirsek aslında şu üçgen bunun ne tarafında kalmak zorunda? Sol tarafında kalmak zorunda. Aslında zaten üçgen yıldızın sağ tarafında ya da yıldız üçgenin sol tarafında kalmak zorunda deyince cevap B şıkkı oluyor. Zaten bunun da olmadığını söylemiştim. O zaman bakın hem olmayanlardan gittim. Hem de en son kübü şöyle üstten alta doğru çevirdiğimde yıldızın üçgenin sağında kaldığını görmüş olduk. Yani cevap B şıkkı. Farklı yüzeylerin alanları verilmiş A, B, C diyelim. O zaman bakın A çarpı B 24'e eşit. A çarpı C şöyle baktığınız zaman A çarpı C hangisi? Şu 36 o zaman A çarpı C. Daha sonrasında B çarpı C de 54 arkadaşlar. Bana hacim lazım. Taraf tarafa çarparsam bak A kare, B kare ve C kare olur. Bunları çarptığım zaman 24, 36, 54 olacaktır uzunca kare kökün alana kadar şöyle yapabiliriz. Bu 6 çarpı 4. Bu 6 çarpı 9. Bu zaten 6'nın karesi. O zaman kare kök dışına 6'nın karesi 6 olarak çıkar. 6'nın karesi yine 6 olarak çıkar. 4 2 olarak çıkar. 9 da 3 olarak çıkar. Doğal olarak artık böyle pardon en son küp kökünü al, kare kökünü almıştık. Buradan da 6'nın kübünden 216 oldu hacmi C şıkkı. En kısa gitme sorularında bunları tek bir yüzey haline getirmek lazım. Nasıl yani? Burada aslında şöyle ayrı ayrı görünüyor ya biz bir yerde böyle gitmekle en kısa yoldan böyle dümdüz hipotenüs varı gitmek arasında fark var. Bu en kısa yoldur. O zaman benim bir dik üçgen elde etmek için şu uzunlukları ayarlamam lazım. Nasıl yapacağım? Buradaki 6 birim kenara sahip olan dikdörtgen böyle. Sonra şurada ufak bir dikdörtgenimiz var. Dikkat edin bakın. Burası 12 olduğu için, şurası da 12 olduğu için geriye 2 birim kaldı. Bakın o da böyle. Bunları yan yana getireceğiz. 2, 6. Sonra yine bir tane daha 6 santimlik var. Onu böyle getirdim yan yana. Devam ediyorum şimdi 6 diye. Sonra şöyle 2. Yine devam ettiriyorum böyle 2. Sonra yine 6 şöyle getirdim. En son bir de 8 var. Bu 8 birimlik olanı getirdim. Şimdi artık şuna dikkat edin. Burası da 16. Normalde böyle zikzak zikzak şeklinde gidiyordu ya. İşte en kısa uzaklık budur. Böylece en kısa uzaklığı halletmiş oluruz. 8, 8, 8, 24, 6 daha 30. 16, 8, 15, 17'nin 2 katı 34 olmuş oldu C şıkkı. 1 santimetre olan bir küp çıkarılmış. Burada şuna dikkat edeceğiz. Artık bakın şu kırmızıya boyadığım kısım yok. Yani eksi 1 bir birim kare gitti. Ancak hemen şuna dikkat etmek lazım. Yan tarafta 1, 2, 3, 4 tane yüzey ortaya çıktı. Yani artı 4. Bir de hemen şuna dikkat edeceğiz. Üst taraf gitti ama alt tarafta yeni bir yüzey geldi artı 1. Dolayısıyla bu yüzeyin alanı 4 birim kare bakın arttı. Başlangıçta bunun hacmi e, alanı 4 çarpı 4 yüzeyinden 2 tane var. 4 çarpı 3 yüzeyinden 2 tane var. Hatta kare prizma olduğu için şöyle diyelim. Nasıl olsa kare prizma. Burada 3 çarpı 4'ten 4 tane. 4 çarpı 4'ten de 2 tane var bakın. Ve bu 4 birim kare artacak. 16 çarpı 3 48. 16 çarpı 2 32 artı 4 84 birim kare oldu D şıkkı. Evet burada sıvının hacmi asla değişmeyecek. Dolayısıyla ilk görüntüde bakın taban alanı 8 çarpı 6 yüksekliği 5. Şimdi bu görüntüde hacmimiz 8 çarpı 6 çarpı 5'ten 48 çarpı 5'e eşit. Hesaplamaya bile gerek yok sadeleştireceğim zaten. Sağ tarafta da taban alanı 10 çarpı 6 yükseklikle birlikte suyun hacmi yine değişmez böyle oldu. O zaman artık 10 ile bunu sadeleştirelim. 4, 6'lar gitsin. Yükseklik 4 santim oldu. E şıkkı. Küpün hacmi A küp. O zaman bakalım. Şimdi burada A küp neye eşit? 6 kök 6. 6 kök 6 da aslında kök 6 çarpı kök 6 çarpı kök 6 yazarsanız bakın bir kenarının kök altı olduğunu görüyoruz. Şimdi bundan sonra e, x'i nasıl bulacağız? Olabildiğince dik üçgen oluşturun. Mesela lf'yi birleştirirseniz kriterimiz şudur. bf tabii ki şu doğruya dik mi? Evet. O, e, düzleme dik mi? Evet. O zaman tam f noktasından geçen bu fl'ye de diktir. Burada bir dik üçgen oluşur. Şöyle bir bakın bir dik üçgenimiz var. L, F ve B 90 derece. Şimdi LB'ye bakalım. LB cisim köşegeniydi. Ve ne demiştik? Cisim köşegeni bir kenarın kök 3 katı. Kök 6 çarpı kök 3 kök 18 yani 3 kök 2 oldu. LF arkadaşlar bir kenar kök 6. Kök 6 olduğu için bunun kök 2 katı. Buradan da kök 12. O zaman artık arkadaşlar bir kenarın zaten kök 6 olduğunu biliyoruz. Bakın şuradan da yüksekliği indirdiğim zaman bu üçgenin alanı Kök 6 çarpı kök 12 bölü 2. Aynı zamanda 3 kök 2 çarpı x bölü 2 bunlar gitti. Şimdi artık e, kök 2 sadeleştireyim. Şununla kök 3 olsun. Bununla sadeleştireyim kök 3. Bununla sadeleştireyim kök 4. Yani arkadaşlar x'ine geldi bakın. 2 geldi. B şıkkı. Bu tarz eğik kenarları bulmak için... Pisagor'a dik üçgene ihtiyacımız var. Şimdi dik üçgen oluşturacak şekilde bir görüntü yapacağım. Bakın K'dan şöyle karşı kenara paralel olacak şekilde çizersem L diyeyim. L varmış. Buraya R diyeyim. RK karşı kenara şöyle DE'ye paraleldir. Hacmi de 240 olduğuna göre onu hallederiz biraz en sondursun. E orta nokta olduğu için R ile L bakın aynı hizadadır ve bir dik üçgen oluşturmuş oldum. O zaman artık bakalım. Şimdi bu cisim bir kenarı 8, bir kenarı 4 kök 5. O zaman 64, 80 daha 144, 12 oldu. AB 12 ise DE de 12. RK arkadaşlar 6 geldi. Bir kenarını o zaman güzelce bulduk. Şimdi geliyorum ikinci aşamaya. İkinci aşamada yükseklik. Cismin hacmi taban alanı 8 çarpı 4 kök 5 bölü 2 çarpı yükseklik eşittir 240'a. Buradan bunlar gitti. 240'ın 16'ya bölümü 15. H da buradan 15 kök 5'e bölersek 3 kök 5 oldu. O zaman arkadaşlar RL de 3 kök 5 oldu. İşte bu üçgende artık Pisagor. 36, 45 daha 81, LK 9 oldu, B şıkkı. En kısa sorularında bir dik üçgen oluşturmak lazım ve şekli açmak gerekiyor. Sanki bunun bir kağıt gibi düşünün bu tik attığım yerleri. Bunları açacağız. Yani şöyle bakın gösteriyorum şimdi. A'dan nereye gideceğim? A noktasında bulunacağım. Turuncu yüzeylerden B'ye gideceğim. Bakın 4 birim, 15 birim. Sonra bakın açtım. Yüzey açılımı yapıyorum. 6 birim. Sonra yine açtım. 8 birim. Sonra yine açtım. Şöyle 2 birim. Böyle olunca 15. 4 6 daha 10. Şurası da 10. 15 20 25. Bakın bir A noktasından bir B noktasına hareket edeceğiz. 15 20 25 alacağı en kısa yol olacak A şıkkı.